Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün Lanetli Bebek serimizden bir video ile beraberiz. Biliyorum uzun zamandır Lanetli Bebeklerle ilgili bir video gelmedi. Sevdiğiniz bir seri ve biliyorsunuz benim kanaldaki bu konseptle ilgili ilk videom bir Lanetli Bebek'ti. Birçoğunuzun çok iyi bildiği Annabelle'le ilgili bir video hazırlamıştım sizler için. Ve sonrasında işler hiç de tahmin etmediğim bir yöne doğru gitmeye başlamıştı. Yukarıya bugüne kadar attığım tüm Lanetli Bebeklerin olduğu oynatma listesini bırakıyorum. Keşfetmek ve incelemek isteyenler bir tık uzağınızda. Kendi Lanetli Bebeklerimi saymıyorum bile arkadaşlar. Diane, Dawn, Penelope ve Voodoo bebeğinden bahsetmiyorum. Sadece dünyada tanınan ve gerçekten lanetli olarak kabul edilen bebeklere değiniyorum. Bu arada Perşembe günü paylaştığım videoyu izleyenler burada mı? Görünmez adam. Daha doğrusu filmi izlediniz mi merak ettim. Hadi bakalım aşağıya ekleyin konuşalım. Videoya başlamadan önce herkes gidip ekranın sağ alt köşesinde bulunan abone ol butonuna ve yanındaki zil tuşuna tıklasın lütfen. Abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bu soru bu aralar çok geliyor. Ayrıca abone olmayıp da izleyenlerin sayısı bazen abone olup da izleyenlerden çok daha fazla oluyor. Madem takip ediyorsunuz, abone de olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca şu yukarıya eklediğim Instagram hesabından da takip ederseniz beni daha da mutlu edersiniz. Burada 550 bin aboneye doğru gidiyoruz. Instagram'da daha 100 bin bile olamadık. Kalbim kırılıyor. Gerçekten. Elmo televizyonda yayınlanan ünlü çocuk programı Susam Sokağı'nda yer alan 1979 yılından beri hayatınızda olan bir Muppet karakteridir. Elmo Susam Sokağı, Elmo'nun dünyasında son 15 dakikalık bölüme ev sahipliği yapan tüylü bir kırmızı canavardır ve oldukça da popülerdir. Susam Sokağı'nın sevilen karakterlerinden olan Elmo bebekleri ilk olarak 1996 yılında satışa çıkmıştır. Piyasaya sürülen bu bebekler ayrıca çocukların ismini de söyleyebilecek şekilde tasarlanmıştır. 2008 yılında çocuklarının ismini söyleyebilen bir oyuncak almak isteyen Bowman ailesi, James adındaki erkek çocukları için bu oyuncaktan bir tane alır. Oyuncak pilleri bitene kadar oldukça sorunsuz çalışır. Ancak piller bitip yeni pil takıldığında Elmo, James'in adını söylerken başına bir kelime daha ekler. Kill James. Yani James'i öldür. Hatta söylentiye göre Elmo sadece James'i öldür demez. Bazense who wants to die, yani kim ölmek ister şeklinde de konuşur. Olayın internette inanılmaz derecede popüler olmasının ardından oyuncağı üreten firmanın aileye para teklif ettiği de öne sürülmüştür. That's right. The Elmo doll is saying kill James. That's the name of the boy who owns the Elmo knows your name doll. Bu olayın teknik bir arızadan mı kaynaklandığı yoksa bebeğin gerçekten lanetli mi olduğu bugün bile hala tartışılan konulardan biri. Biraz önce sizlere gösterdiğim videodan da izlediğiniz gibi bu uydurma bir haber değil. Elmo bebeği nasıl olduğu bilinmeyen bir şekilde çocuğun ismini söylerken başına pilleri değiştirildikten sonra kill yani öldür kelimesini eklemeye başlıyor ve kendi kendine. Oyuncak bebeklerimden biri bir gün seni öldüreceğim falan dese kafayı yerdim herhalde. Sizlere bahsettiğim bu olaydaki Elmo bebeği peluş bir oyuncaktı. Bir dönem Elmo'nun ayrıca hide and seek yani saklambaç oyunu da piyasaya çıkmıştı. Ve bu daha küçük plastik bir oyuncaktı. Elmo'yu bir yere saklıyordunuz ve içinde bulunan ipucu kartlarıyla başkaları da onu bulmaya çalışıyordu. Ve bu Elmo da aynı biraz önceki seride olduğu gibi yine sizinle konuşabiliyordu. Ve söyledikleri şeyler oyunun da konsepti göz önüne alındığında gerçekten çok ürkütücüydü. Saklandığı esnada come and find me, gel beni bul ya da I'm here, ben buradayım gibi şeyler söylüyordu. Muhtemelen herhalde konuşabilmesi için oyuncağın üstünde bir açma kapama düğmesi vardı. Saklambaç konsepti aslında pek çok korku filminde karşımıza çıktığı için belki de bu konseptin bir oyuncağa entegre edilmiş olması olayı tamamen kendi başına ürkütücü kılan unsurlardan biriydi. Adamın biri arkadaşlarının kendisine hediye olarak aldığı Elmo oyuncağını kullanmayacağı ya da oynamayacağı için kutusunun içinde bırakıp evinde bir yere saklar. Gecenin bir yarısı ise adam evden garip sesler geldiğini duyar. Önce anlam veremez. Dikkatli bir şekilde çevresini dinlemeye başlayan adam ardından bunun Elmo oyuncağı olduğunu anlar. Bu ses come and find me yani gel beni bul demektedir. Oyuncak ise adamın yatmadan önce bıraktığı gibi kutusunun içinde değildir. Evin bambaşka bir yerinde aynı saklambaç oyununda olması gerektiği gibi saklanmaktadır. Ve evde de adamdan başka hiç kimse yoktur.
Gerçekten çok korkutucu değil mi? Bu hikayeyi okurken mesela ben kendim düşündüm. Gece evden sesler geliyor ve ben uyanıyorum. Bakıyorum ki Diane ya da doğum salonunda yerde alakasız bir köşede ve ben evde tek başımayım. Her neyse, hikayenin sonunda ise adam tabii ki bu elma oyuncağından kurtularak çöpe atıyor. Ve internete de başından geçenleri bazı sosyal medya platformlarında anlatıyor. Ve elma oyuncaklarının bu serisinde kendi kendine açılıp konuşma hatasının olabileceğinden bahsediyor. Ve sonradan anlaşıldığı kadarıyla insanların da benzer deneyimler yaşadığı ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim Tickle Me Elmo'ya, yani gıdıkla beni Elmo. Bununla ilgili anlatılan çok fazla efsane ve ürkütücü hikaye var, özellikle Reddit'te. Gerçekten korkunç şeyler yazılmış arkadaşlar. İnternete girip bakarsanız ilginç hikayeleri denk gelebilirsiniz. İlk anlattığım Kill James olayı da bu Tickle Me Elmo bebeğinin başının altından çıkmıştı. Bu oyuncak piyasaya çıktığında ülkemizde o kadar olmasa da tüm dünya genelinde gerçekten çok popülerdi. Ve özellikle bu tüylü oyuncak evin içinde garip yerlerde belirmesiyle ünlüydü. Sanıyorum ki oyuncağın bu versiyonu da konuşuyordu ya da en azından gülüyordu. Adından da anlayabileceğiniz gibi Tickle Me, gıdıkla beni. Güldüğünden eminim, bir videoda izlemiştim. Çünkü Tickle Me Elmo'nun bazı oyuncakları özellikle gülerken oyuncakta oluşan bir teknik arıza nedeniyle oldukça korkutucu bir hal almaya başlamıştı. O korku filmlerinden bildiğiniz şeytani, ürkütücü gülme sesi vardır ya, aklınızda canlandırdınız değil mi? Aynı onun gibi ve bu da çocukları ve haliyle ebeveynleri de gerçekten dehşete düşürmüştü. Tickle Me Elmo'nun ayrıca tüyleri alınmış olarak, yani oyuncağın iskelet halinde bir dönem haberlerde gündem olmuş ve bu da insanların konuyla ilgili enteresan yorumlar yapmasına neden olmuştu. Çünkü gerçekten iğrenç ve korkunç gözüküyordu. Sıradaki konu ise elma ağacı. Evet, elma ağacı. Elma değil, elmo. Amerika'nın Massachusetts eyaletinde ormanlık bir alanda bisiklete binen bir adam muhtemelen hayatının şokunu yaşamak üzereydi. Adam yolda giderken yol kenarındaki bir ağaç gözüne takıldı. Çünkü olması gerekenden çok daha kırmızıydı. Ağaç dikkatini çekti. Adam yolda durdu. Ağaca yaklaştığında ise ağacın üzerinde onlarca elma oyuncağı olduğunu gördü. Ağacın dibinde ve üzerinde çeşit çeşit elma oyuncakları bulunuyordu. Eski olanlar, yeniler, Tickle Me Elmo tarzı tüylü oyuncaklar ve hatta adam bazı oyuncakların pillerinin bile hala üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu fark etmişti. Korkunç. Adam sonrasında eve gittiğinde internette biraz araştırma yapmaya başlamış. Ancak bu ağaçla ilgili hiçbir şey bulamamış. Adamın söylediğine göre bu elma ağacı ormanın yaklaşık olarak 9-10 kilometre kadar derininde yer alıyormuş. Ve ana bisiklet ve yürüyüş parkuruna da yakın değilmiş. Bu hikaye bana ormandaki merdivenleri hatırlattı. Geçtiğimiz kış sanıyorum ki. Hatırlarsanız sanıyorum kış aylarıydı. İnsanlar devasa ormanların onlarca hatta yüzlerce kilometre derinliğinde orada olmaması gereken merdivenler bulmaya başlamışlardı. Normal şartlarda bir vinç veya benzeri bir araç olmadan o kadar ileriye götürülemeyecek merdivenler. Kalan da işlediğim muhtemelen en ilginç konulardan biriydi arkadaşlar. Bir diğer konu ise dişleri olan elmo. Ben gerçekten karşıyım buna. Şimdi size de göstereceğim fotoğrafı ve kabuslara hoş geldiniz. Bu Elmo'nun 1996 yılında yayınlanan bir bölümünden de ve bu bölüm izleyen çocukları hem üzmüş hem de dehşete düşürmüştü. Çünkü karşılarında hiç bilmedikleri bir yaratık varmış gibiydi. Diş gerçekten insanı çok değiştiriyor arkadaşlar. Yani Elmo'nun bir insan değil de kukla olduğunu varsayarsak... Evet, kuklalar da değiştiriyor, doğrudur. Bu bölümde Elmo dişleri olmasını istiyor ve olursa onlara ne kadar iyi bakacağından bahsediyor. Bununla ilgili şarkılar söylüyor ve birden ekranda dişli halinde gözüküyor. Susam Sokağı'nın, daha doğrusu Elmo'nun maceralarının bir bölümünde ise Elmo Oscar'ın evindeyken ilginç bir şeylere tanık oluyor. Oscar bu arada şu yeşilli karakter, Türkçe'ye sanıyorum ki o dönem kırpık olarak çevrilmişti. Elmo Oscar'ın evindeyken, yani çöp tenekesinin içindeyken bir kapı açılıyor ve bu da onu başka bir boyuta götürüyor. Daha doğrusu o boyut içinden çöplüğe düşüyor. Bölümün bu kısmını izleyenler ise olayı o dönemler biraz Doktor Who'ya benzetmişlerdi. Elmo'nun bölümlerinde ayrıca karşımıza çıkan bir başka karakter daha vardı. Bilmiyorum bilir misiniz ama Mr. Noodle idi adı. Bay Erişte olması lazım Türkçe karşılığının.
bu kişi Elmo ile beraber şarkılar söylüyor ve eğleniyordu. Yani en azından ekranlarda öyle gözüküyordu. Teröristler ise bunun 40'lı yaşlardaki bir adam için olağan dışı olduğunu ve aslında Mr. Noodle karakterinin cehennemde kısılı kaldığını ve orasının da Elmo'nun dünyası olduğu iddiasında bulundular. Söylentiye göre Bay Noodle bu gerçek dışı alemde kapana kısılmış ve istemediği şeyler yapmaya zorlanmıştı. Burası onun cehennemiydi. Ve tüm bu olayda aslında yetişkin bir adamın cehenneminde geçiyordu. Biraz abartılı değil mi? Ama biz yine de eğlenceli tarafından bakalım arkadaşlar. Ve evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım ki beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Elmo ile ilgili arkadaşlar çok popüler, hatta muhtemelen en popüler creepypastalardan birini de burada sizlere okuyacaktım. Ancak video muhtemelen tam olarak iki katına çıkacaktı. Çünkü hikaye uzun. Yani 9-10 dakika, belki biraz daha uzun bile olabilir. Onu da ilerleyen zamanlarda ayrı bir video olarak sizlerle buluşturacağım. Merak etmeyin. Ben Elmo bebeğini yani oldum olası çok sevmem zaten. Susam Sokağı'nı da çok sevmezdim küçükken. Çok küçük yaşlarda olmama rağmen bana gerçekten böyle gerçek dışı ve sıkıcı gelirdi. Yani kuklalarla ilgili gösterileri, hani hikayeleri falan çok hoşlanmazdım. Ben biraz daha böyle fantastik ve ürkütücü şeyler severdim. O dönemler Thundercats vardı mesela. Yani benim yaşlarda olanlar anca bilir onu. He-Man vardı. Hani He-Man'i bilebilirsiniz ama She-Ra, o tarz böyle daha savaşlı, dövüşlü şeyleri severdim, bilmiyorum niye ama. Her neyse arkadaşlar. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Video başında da sizlere söylediğim gibi uzun zamandır bir lanetli bebek videosu gelmiyordu. Hatta bana yazıyordunuz lanetli bebek, Japon lanetli bebeklerle ilgili videolar falan diye. Elmo. Kısmet Elmo'daymış. Bugün bunu işledik sizlerle beraber. İstediğiniz başka hikayeler olursa ne yapıyorsunuz bu videonun altına ya da daha önce çektiğim videoların altına yorum olarak ekliyorsunuz. Biliyorsunuz ki hepinizi gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Bye bye.